Pekala, kartezyen fonksiyonları kutupsal koordinatlara çevirmeye devam edelim. Fonksiyonumuz şöyle bir şey olsun. 3y eksi 7x eşittir 10. Ee, bazı kalıp eşitlikleri yan tarafta hazırladım. Üzerinde çalışalım bakalım. Bu fonksiyonu r'nin ve teta'nın bir fonksiyonuna çevirmek istiyoruz. Yapabileceğim en basit işlem fonksiyonda y ve x olduğu için bunların yerine daha önce bulduğumuz yandaki eşitlerini yazmak. y'nin r sinüs teta'ya, x'in de r kosinüs teta'ya eşit olduğunu biliyoruz. Bunları yerlerine yazalım. 3y var, y yerine r sinüs teta yazabiliriz. Eksi 7x o da y çarpı r kosinüs teta'dır eşittir 10. Bu eşitlikler basit trigonometrik eşitlikler hepiniz biliyorsunuz. Gelin bu ifade sadeleşiyor mu ona bakalım. Teta cinsinden yazılabiliyor mu görelim. R parantezine alabiliriz. R parantezinde 3 sinüs teta eksi 7 kosinüs teta. Evet R parantezine aldık. Eşittir 10. Eşitliğin her iki yanını parantez içindeki ifadeye bölelim. Ne olur? R eşittir 10 bölü 3 sinüs teta eksi 7 kosinüs teta. R yerine başka ne yazabiliriz? R teta'nın fonksiyonu olduğuna göre R teta da yazabiliriz değil mi? R teta'nın fonksiyonu sonuçta. Bunu özellikle belirtme nedenim fonksiyon gösteriminin kutupsal koordinatlarda da kullanıldığını bilmenizi istememdir. Peki başka bir soru daha çözelim. Eşitlikleri yan tarafa yapıştırayım. İşte buradalar. Pekala sıradaki soru y eşittir 2x eksi 3. Az önceki yöntemi uygulayabiliriz. y'nin ve x'in r ve teta türünden neye eşit olduğunu biliyoruz. y r sinüs teta'ya eşit. Yerine yazalım. r sinüs teta eşittir 2x. x de r kosinüs teta'ya eşit olduğundan onu da yerine yazalım. Eksi 3. R'lerle tetaları ayırabilir miyiz ona bakalım. Kosinüslü ifadeyi her iki yandan da çıkaralım. R sinüs teta eksi 2 R kosinüs teta eşittir eksi 3. Bir önceki soruda olduğu gibi R parantezine alalım. R parantezinde sinüs teta eksi 2 kosinüs teta eşittir eksi 3. Her iki yanı da Parantez içindeki ifadeye bölelim. R eşittir eksi 3 bölü sinüs teta eksi 2 kosinüs teta. Bu da tamam. Şimdi çözeceğimiz sorularda, şunları sileyim. Şimdi çözeceğimiz sorularda tam tersi bir çevirme işlemi uygulayalım. Eşitlikleri tekrar yapıştırayım. Ee, bunu kullanmak ne kadar kullanışlı oluyor. Sıradaki sorularda kutupsal koordinatlardan kartezyen koordinatlara çevirme yapalım. Elimizde kutupsal bir fonksiyon olmalı. R eşittir 4 sinüs teta. Bunu x'in ve y'nin bir fonksiyonuna nasıl çeviririz? Hadi başlayalım. İlk bakışta gördüğümüz, önce biraz düşünelim bakalım. y'nin r sinüs teta'ya eşit olduğunu biliyoruz. Sinüs teta'yı yalnız bırakabilir miyiz? Şurada biraz işlem yapalım. Y eşittir R sinüs teta. Her iki yanı da R'ye bölersek ne oldu? Y bölü R eşittir sinüs teta. Bunu kullanabiliriz galiba. Çünkü soruda sinüs teta ifadesi var. En azından soruda verilen ifadedeki tetadan kurtulabileceğiz. R'nin bir yere gittiği yok ama ifade daha sade bir hale gelecek. Yazalım bakalım. Sinüs teta eşittir y bölü r yerine yazalım. R eşittir 4 sinüs teta idi. Sinüs teta yerine y bölü r yazacağız. 4 y bölü r eşitliğin her iki yanını da r ile çarpalım. R kare eşittir 4 y. R karenin ne eşit olduğunu biliyoruz. Burada yazıyor. R kare x kare artı y kareye eşit. X kare artı y kareye eşittir. 4 y oldu değil mi? Evet işte oldu. Elimizde kapalı bir fonksiyonumuz var. Kapalı olmayan fonksiyon şeklinde yazamadık ama bu da yeterli bizim için. Gördüğünüz gibi bu tür soruları çözmek için hep cebir kullanıyoruz. Tamam işin içinde trigonometri de var ama genelde cebir ve yandaki eşitlikleri kullanıyoruz değil mi? Birkaç soru daha çözelim hadi. Eşitlikleri yine yapıştırayım. Kutupsal koordinatlar şu şekilde olsun. R eşittir sinüs teta artı kosinüs teta. Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Öğrenmeye çalıştığımız asıl koduyu yakalamanız için şunu yapabilirsiniz. Bunun grafiğini çizebilirsiniz. Kutupsal koordinatların grafiğini evet çizebilirsiniz. İleride bu grafikleri nasıl çizebileceğinizi göstereceğim videolar olacak ama grafiği çizerken çember üzerinde hareket ettikçe teta değiştikçe yarı çapta değişecek ve ortaya bir grafik çıkacak. Bu fonksiyonun nasıl bir grafiği olur? Bunu şimdi bilmiyorum. E, canlandıramıyorum gözümde ama çiçek yaprağı şeklinde falan olabilir. Neyse grafiğini şu anda kestiremedim. Daha sonra çizeceğiz. Ama dikkatinizi çekmek istediğim asıl konu şu. Bu fonksiyonu x ve y türünden yazıp grafiğini kartezyen koordinatlarda çizerseniz çizdiğiniz iki grafiğin birbirinin aynı olduğunu göreceksiniz. Burada yaptıklarımızın ana fikri de bu. Değişkenler arasındaki ilişkiyi x ile y türünden nasıl ifade edebileceğimizi bulmak. Peki bu soruyu çözelim bakalım. Bir önceki soruda Yandaki iki eşitliği şöyle yazarsak, iki eşitliğinde her iki yanını r'ye bölersek, bu eşitlik neye eşittir? Sinüs teta eşittir y bölü r. Her iki yanını r'ye böldüm. Bu eşitlik neye eşittir? Kosinüs teta eşittir x bölü r. Her iki yanını r'ye böldüm ve bunları elde ettim. Şimdi bunları verilen soruda yerlerine yazacağım. R eşittir sinüs teta y bölü r'ye eşit olduğunu biliyoruz. Artı kosinüs teta, kosinüs teta'nın da x bölü r'ye eşit olduğunu biliyoruz. Eşitliğin her iki yanını r ile çarparsak ne olur? r kare eşittir y artı x. R karenin neye eşit olduğunu da biliyoruz. Artık zihninize kazınmış olması lazım. X kare artı Y kare eşittir Y artı X işte oldu. Son bir soru daha çözelim. Bu kez eşitlikleri yapıştırmayacağım ve başka bir renkle yazacağım r eşittir a kare İfade biraz soyut bir ifade. A sabit bir sayı ama daha önce işlediğimiz konuların videolarını hatırlarsanız bu ifadenin bir çember olduğunu sezgisel olarak kavrayabilirsiniz. A 3'e eşitse demek ki R 9'dur. E, 3'ün karesi 9. Bu da ne demektir? Çapı e, 9 olan bir çemberdir. Peki bunu kartezyen koordinatlarda nasıl ifade edebiliriz? x kare artı y karenin R kareye eşit olduğunu biliyoruz. Bu eşitliğin her iki yanının karesini alalım. Olabiliriz. ne olur? R kare eşittir a karenin karesi, nedir a üzeri 4'tür. a üzeri, 2 çarpı 2'den yani a üzeri 4. Evet r karenin neye eşit olduğunu da biliyoruz. x kare artı y karedir. O halde x kare artı y kare eşittir a üzeri 4. Hiç fena değil. Evet hiç fena değil. Böyle örnekler çözerek kartezyen koordinatları ile kutupsal koordinatları birbirine çevirme konusunda deneyim kazanırsınız. Bir sonraki dersin videosunda r ile teta arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamanızı sağlayacak grafik çizmeye dayalı örnekler çözeceğiz. Görüşmek üzere.